Yine İsrailoğullarında bir adam var. Bu kişi işi, gücü ibadetle, taatle. Dağlarda ibadetle, taatle meşgul. Bir gün diyor böyle bahar olduğu zaman dışarı çıkayım da güzel havadan istifade edeyim. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu her tarafa bakayım, ibret alayım, daha çok tefekkür, zikir edeyim diyor. Sonra bir suyun başına geliyor. Derken oraya bir kadın geliyor. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Sonra bu kadar abid ibadet eden adam kadından konuş, gir çık işte konuş. Konuşunca ne yapıyor? Bir yakınlaşma oluyor, zina ediyorlar. O kadar abid kişi. Sonra adam zina edince bayılıyor. Evden çıkarken de, ibadet ettiği yerden çıkarken de iki tane ekmek almış. Adam bayılınca iniyor, oradaki suyun içinde guslunu almak isterken bir dilenci geliyor. Dilenci geldiği zaman ya bana iki tane ekmek ver diyor, o almış olduğu iki ekmeği dilenciye veriyor. Sonra adam gusulden çıktıktan sonra vefat ediyor. Tartıyorlar, ne kadar yapmış olduğu işte o ibadethanesinde, dağda, kaç senelik ibadetlerinin her hepsi bir zina sebebiyle her hepsi gidiyor ya. Boşa çıkıyor adam ya. Sonra tövbe edip o dilenciye vermiş olduğu iki ekmek yüzünden ne yapıyor? Allah-u Teala kendini kurtarıyor tekrar ya. Demek ki zina bu kadar büyük bir günah arkadaşlarım.